Finlandiya'dan merhaba. Finlandiya dünyanın en fazla göle sahip ülkesi belki. Finlandiya eğitim sisteminde öğrencilerin nasıl PISA testlerinde başarılı olduğunu keşfetmeye geldim. Finlandiya'da eğitime, çocuklara, yaratıcılığa ve en önemlisi geleceğe kurmaya bakacağım. Bakalım neymiş? Hadi bir görelim. Hoş geldiniz. Sabah saatleri. Finlandiya'da sabah daha 10 bile değil ve çok şanslıyız ki bu hafta 11-12 derecelik sıcaklıklarda çalışma imkanı bulduk ekip arkadaşlarımla birlikte. Finlandiya'ya gelmemin sebebi Finlandiya eğitim sistemini yakından incelemekti. Aslına bakarsanız aklımda bir ön yargı vardı. Yani genel olarak öğrencilerin ne olduğunu, nasıl eğitim aldığını, öğretmenlerin nasıl kaliteli bir seçim sürecinden geçtikten sonra öğretmen olabildiklerini öğrenmiştim. Yani bir kez her şeyden önce yüksek lisans derecesi olmayan bir öğretmenin burada herhangi bir okulda görev alma şansı yok. Finlandiya ilginç bir ülke, 5 milyonluk bir ülke. Bütçesinin gelirinin %13'ünü, 14'ünü eğitime ayırmayı başaran bir ülke. Belki de Avrupa Birliği ülkeleri arasında PISA testlerinde en büyük başarıyı gösteren Finlandiya'nın temelinde bu kadar çok eğitime hükümetlerin de çok pay ayırmasının katkısı büyük. PISA testleri dünyanın sonu değil. Her zaman söylüyorum. PISA testleri orta dereceli okullarda yapılır. Genel olarak hangi ülkenin diğer ülkeleri geçeceği, hangi ülkelerin çocuklarının teknoloji üretebileceği, yani geleceği hangi ülkelerin şekillendireceğini belirleyen kriterlerden bir tanesi orta dereceli okullarda yapılır. Kendi vergilerimizden veririz. Milli Eğitim Bakanlıkları düzenler. 3 yılda bir yapılır. OECD ülkeleri arasında yapılır. Eskiden 65 ülke vardı. Şimdi 72 ülkeye çıktı. Yani daha fazla sayıda ülke beni de ölç, ben de karnemi göreyim dedi. Dünyanın tek kriteri değil. Tek verisi değil ama çok önemli bir veri. Hangi ülkeden nasıl çocuklar yetişiyor ki gelecek teknolojilerini belirleyecek? Matematikte, fende ve okuduğunu anlamada. Türkiye hiçbir zaman iyi skorlar elde edemedi bu testlerde ve bütün dünya ülkeleri de Finlandiya'nın, Avrupa ülkesi Finlandiya'nın neden bu kadar başarılı olduğunu yani gelip yerinde inceliyorlar, görüyorlar. Hakkında dokümanterler hazırlanıyor, belgeseller çekiliyor, röportajlar yapılıyor. Okullara gittiğimizde de birçok ülkeden gelen televizyon ekiplerinin olduğunu öğrendik. Yani herkes bir Finlandiya modeli, Finlandiya markası, Finlandiya eğitim markasından bahsediyor. Başarmışlar. Yani bunu bir iletişim mekanizması olarak dünyaya sunmayı başarmışlar. Ne yapıyorlar diye soracak olursanız, hani biz okullarda hep derdik ya, yani ben kendimden yine örnek vereyim. Yani bu hocam bu bilgiler hayatta bana nerede yarayacak diyordum ya. Meğer gerçekten haklıymışız. Öğrendiğimiz birçok şeyi anında unuttuk. Öğrendiğimiz birçok şeyi hiçbir zaman kullanmadık. Ezberledik, unuttuk. Yani bize ezberletti sürekli sistem ya. Finlandiya bunu yapmıyor. Çocuklara yemek pişirmeyi öğretiyor. Mesela ilkokulda örgü örülmeyi öğretiyor. Dikiş dikmeyi öğretiyor. Çocukları yani doğayı sevdiriyor çocuklara. Yani bir bitki nasıl yetişir? Bir bitkinin diğerinden farkı nedir? Bütün bunları öğreniyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Biz bunu zaten köy enstitüleriyle yapmışız. Finlandiya'da öyle bir müfredat var ki çocuğun kendini tanıması, çocuğun hayatı öğrenmesi, tek başına ayaklarının üzerinde durabilmesi için her türlü bilgi ve donanıma ve özgüvene sahip olması için bir müfredat hazırlanmış ya. Yani ben şimdi sizden rica ediyorum, özellikle gençlerden, lütfen elinizin altında internet var. Sadece iki kelime yazacaksınız. Köy enstitüsü. Köy enstitülerinin müfredatına Allah aşkına bir bakın. Yani dikiş dikmekten bahçe işlerine, kooperatifçilikten ev ekonomisine, Shakespeare'den edebiyata, Reşat Nuri Güntekin'den Marlowe'a. İnanılmaz bir müfredat.
Bu müfredat sayesinde zaten toplam 8500 tane öğretmen mezun olmuş köy enstitülerinden. Biz şu anda Türkiye'nin aklı, zekası, kafası, tutkusu, kalbi, yüreği olan herkes, yani Türkiye'yi yükseltmek için bir hedef, bir hayal, bir ideal göğsünde taşıyan herkes aslında ya köy enstitülerinden mezun olmuş bir babanın evinde, annenin evinde büyümüştür ya onların yetiştirdiği mutlaka birilerine dokunarak büyümüştür. Yani biz dokunmuşuzdur. Hala ve hala. Sene 2019. 2020'ye şurada bir iki ay kaldı. Hala köy enstitülerinin yetiştirdiği o muhteşem insanların bize öğrettikleri sayesinde ayaktayız. Müthiş bir devrimmiş. İnanılmaz bir şey başarılmış. Bugün Finlandiya eğitim sisteminin temelini bile ben inanıyorum ki köy enstitülerinden almıştır. Okullara gideceğiz, öğretmenlerle konuşacağız. Çocuklar bazen pijamalarıyla bile okula gelip orada öğretmenleriyle kalıyorlar. Yemeklerini kendileri seçiyorlar. Okulların internet sitelerinde bir ay önceden zaten yemek listesi veriliyormuş. Bütün yemekhanelerde kendi yemeklerini yapıyorlar ve ondan sonra da temizliklerini nöbetçi öğrenci masaları silerek, sandalyeleri silerek, yerleri süpürerek mutlaka kendisi hallediyor. Yani bir sorumluluk var. Doğa sevgisi, sanat sevgisi, insan sevgisi, yaratıcı düşünce, her ne kadar Finlandiya'nın çok yaratıcı düşünceye sahip bir toplum olduğunu düşünmesem de hala insanların çekinik ve dünyanın diğer farklı kültürlerine oldukça uzak yaşadıkları gözlemine edinmiş olsam bile hiçbir zaman ön yargılı konuşmak istemem. Mümkün olduğu kadar gözlemlemeye çalışacağım. Ben her zaman başka bir dünyanın mümkün olacağına inandım. Önemli olan öğretmenler, öğretmenlerin işini ne kadar tutkuyla yaptıkları konusunda özellikle gözlem yapacağım. Neyse çok soğuk, çok daha uzun tutmayayım bu açılış konuşmasını. Finlandiya'da sabah saatleri, daha yeni yeni uyanmaya başlamış herkes ama cumartesi bugün, tatil günü, herkes evinde biraz dinleniyordur. Avrupalı öyledir zaten, Avrupalı evini sever. Biz Türkler evde yaşamaktan pek hoşlanmayız ama Avrupa insanı evde vakit geçirmeye bayılır. Sokaklar onun için boştur. Şimdi tatil günü olduğu için bu boş sokakların içinde ben yavaş yavaş gözlemlerimi yapayım. Hafta içinde zaten okul gözlemlerime başlayacağım. Ama şu Finlandiya efsanesi, eğitim efsanesi gerçekten bir efsane mi? Yoksa şişirilmiş bir balon mu? Okullara gidelim, öğretmenlerle konuşayım. Ve bir de Türk eğitimciyle birlikte Türkiye'deki eğitim sisteminin ne olacağına dair bir gelecek hayal ve ufuk turu, vizyon turu atalım. Çok şey öğreneceksiniz. Özellikle gençlerin izlemesini isterim. Ama en çok ailelerin izlemesini istiyorum. Türkiye'de çok fazla sayıda üniversite var. Özel okullar var. Devlet okulları var. Finlandiya'nın en büyük farkı her okulda eşit eğitim vermesi. Her öğrencinin aynı derecede kaliteli bir eğitimi alabilme özgürlüğüne sahip olması. Bu bir hak. Doğuştan gelen bir hak. Hakkari'de doğan çocukla İstanbul'da kolejde okuyan çocuğun bu kadar farklı eğitim alması bizi asla yükseltmeyecek. Tam tersine bizi zayıflatacak. Yıllardır aynı hatayı yapıyoruz. İster Van'da doğsun, ister İstanbul'un Bebek semtinde doğsun. Aynı eğitim kalitesine ulaşmadığı sürece bu çocuğun topluma yararının olması mümkün değil. Hadi bakalım Finlandiya'dan, Helsinki'den, başkentten eğitim sistemi için ilk gözlemler. Helsinki şehir merkezindeki sınıflardan birindeyim. Burası 6. sınıf öğrencilerinin sınıfı. İlk izlenimlerimi söyleyeyim. Bir kez öğrenciler ayakkabıları çıkararak derslere giriyorlar. Bu hem Finlandiya çok böyle soğuk bir ülke olduğu ve kalın ayakkabılar giydiği için rahat etmeleri biraz da hijyen içinmiş.
Yani dışarıda ayakkabılıklar var, ayakkabılarını koyuyorlar ve derslerde çoraplarıyla oturuyorlar. Ve şimdi dersler çok enteresan, size göstereyim neden. Bir kez tek bir hoca vermiyor. Şu anda benim bulunduğum ders, çocuklar burada. Bazı aileler izin vermiş, bazı aileler çekim yapılmasına, görüntü alınmasına, fotoğraf çektirmesine izin vermemiş. Onun için sınıfın yarısı boş. İzin vermeyen ailenin çocukları yandaki, şurada bir kapı görüyorsunuz. Yandaki sınıfa gidiyor. İki öğretmen veriyor bir dersi. Yani iki tarafta da değişimli olarak veriyorlar. Bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Öğretmenlerden bir tanesi işte burada içerideki çocuklara baktı. Onlara ödevlerini kontrol etti. Diğer hocayla konuştu. Ve iki sınıf arasında bir fark olmaması için müzakere ettiler. Şimdi geldi. Şimdi çocuklarla ilgili verdiği ödevlerin ayrıntılarını konuşuyor çocuklarla. Dersler son derece yani rahat bir ortamda geçiyor. Benim görebildiğim kadarıyla bu okulun biraz yani Helsinki'nin mahallelerine girdiğimiz zaman, okullara gittiğimiz zaman şunu görüyorum. Bir kez göçmen ailelerin çocukları çok fazla. Özellikle Afrika'dan, mesela Somali'den, işte Kenya'dan, İran'dan gelen çocuklar var. Genellikle böyle uyum sorunu olduklarını söylediler ama yine de uyum sağlamakta güçlük çekmedikleri bilgisini de aldım. Ama Fince tabii çok zor bir dil. Finlandiya artık yavaş yavaş kültürü, farklı kültürleri tanıma sürecine girdi. Dünya savaş içinde, yoksulluklar çok fazla. Yani dünyanın belli ülkeleri zengin, belli ülkeleri zengin değil. Bunlardan Batı'nın da sorumluluğu var. Dolayısıyla yani göçmen politikalarını biraz daha yumuşattılar ve dışarıdan göçmen alıyorlar. Finlandiya için çok yeni bir durum bu, doğrusunu isterseniz. Yani bu göçmen alma meselesinde ve toplumun içine giren bu göçmenlik kültürü yavaş yavaş yani bu kadar direnç olmasına rağmen kabul görmüş artık. Şimdi dersler tabii doğal olarak yani sinevizyonlarla yapılıyor, barkovizyonlarla yapılıyor, bilgisayar eşliğiyle yapılıyor. Fotoğraflar var. Bugün mesela buradaki fotoğraflar, o haftaki şey ne olduysa yani özel bir şey ne olduysa işte veliler toplantısı veya öğrencilerin başarı fotoğrafları burada o hafta için sergileniyor. Şimdi okul neden bu kadar dolu değil dedim, neden bu kadar boş dedim? Çünkü öğrencilerin yarısı bugün, yani 9. sınıf öğrencileri mesela, şirketlere gitmişler. Şirketlerde iş ortamını öğrenmek gerekiyor tabii. İş ortamını yakından gözlemleyebilecekleri bir planlama, program içindelermiş. Şimdi bir ödev veriliyor ve ödevi, yani bir soru soruluyor mesela. Ve soruyu sormak için doğal olarak gruplar halinde çalışıyorlar. Finlandiya eğitim sisteminin en temel niteliklerinden bir tanesi de bu. Yani tek başına bırakmıyor çocuğu. Mümkün olduğu kadar karşıdaki arkadaşıyla, yanındakiyle grup halinde bir soruna çözüm bulması. Bu takım çalışması, ruhunu da aşılaması bakımından çok önemli. Zaten bu toplum 5 milyonluk bir toplum ama intihar oranlarının en fazla olduğu, mutsuzluğun yüksek çıktığı. Gerçi siz bakmayın, birçok araştırmada Finlandiya en mutlu ülke olarak çıkıyor ama toplum genel olarak huzursuz. Dolayısıyla hükümet şöyle bir karar almış. Okullarda mümkün olduğu kadar sosyal yani yakınlaşmayı artırıcı grup çalışmalarına yoğunlaşıyorlar. Hepimizin bildiği sınıflardan bir tanesindeyiz. Ama mümkün olduğu kadar ev ortamı yaratılmaya çalışılıyor burada. Duvarlarda resimler, işte duvarlarda öğrencilerin yaptığı el işleri, bütün bunlar. Beni en çok şaşırtan şeylerden bir tanesi, yani bir okula geldiğimde özellikle yeteneklerinin ne olduğuna dair mutlaka bir değerlendirmeden geçmeleri. Yani çocuk eğer dans istiyorsa bir dans grubu mutlaka açılıyor. Yani iki kişi bile olsa, üç kişi bile olsa okul ona öğretmen sağlıyor. Yani biz resimde mesela güzel sanatlar dediğimiz zaman aklımıza resim gelir, heykel gelir. Hiç kimsenin aklına dans etmek gelmez. Yani dans etmeyi öğretmek gelmez. Neden? Çocuğun ona kabiliyeti var belki. Ona kabiliyeti olduğunu öğretmen keşfedecek. Okul da ona en iyi dans öğretmenini sağlamakla mükellef ve böylece farklı disiplinlerde çocukların kendini yetiştirmesi mümkün olacak. Şimdi çıkarken size gösteririm. Benim dikkatimi çeken unsurlardan bir tanesi yemekhanedeki margarindi ve kızartılmış balıktı. Galeta unla bulanmış hazır balık. Çocuklara yani margarin yedirmek çok iyi bir fikir değil. Margarini hayatımızdan çıkarmamız lazım. Margarin nedir Allah aşkına? Yani çocukların yiyebileceği tek yağ bu çağda bana göre zeytinyağı sadece. Türkiye'de buraya zeytinyağı ihraç etsin bol bol. Zeytin ağacı
ağaçlarını kesip kesip yani yeni imar alanları açacağımıza bir zahmet o muhteşem Ege zeytinlerini Finlandiya gibi ülkelere yollayalım, ihraç ederim. Kara tahta, çocukluğumun kara tahtası ve tebeşir. Yani bazı şeylerin geleneksel olarak bırakılması çok önemli bir şey gerçekten. Yıllar geçti, tebeşir kullanmıyorum. Ama tebeşire çocuğun değmesi çok önemli bence. Buraya da kendi imzamı atmadan gitmeyeyim. Cem Seymen, CNN Türk. Türkiye'de olsa kıyamet kopar. Hele bir özel okulda olsa, annelerin babaların 100 bin liraları ödediği özel okullarda çocuklara masa temizletseler, yerleri sildirseler, sandalyeyi temizletseler yemekten sonra kıyamet kopar. Veliler okulları basar muhtemelen. Benim çocuğuma nasıl temizlik yaptırırsın, ben sana bu kadar parayı bunun için mi veriyorum der. Tabii ki eğitimin bir parçası bu. Sorumluluk alma, yani okulu temiz tutma. Her gün yeni bir öğrencinin, farklı bir öğrencinin masaları temizleme görevi var. Tuvaletleri temizleme görevi var. Yemekten sonra sandalyeleri temizleme görevi var. Ve bu işte öyle sıkılarak, of puf yiyerek yapmıyorlar. Çok normal bir iş. Elbette ki okulun temizlik görevlileri var. Ama o temizlik görevlerinin dışında yani küçük diyebileceğimiz temizlik işlerinde bu çocuklar yapıyor. Yani hayat bir paylaşım, müşterek bir sorumluluk alma hali. Eğer bu sorumluluğu bu yaşlarda öğrenmezse zaten ondan sivil vatandaşlık beklemek de mümkün değil. Bu kırmızı ışıkta geçmenin doğru bir şey olmadığını bilmek gibi bir şey. Yani burada çalışan tabii ki hizmetliler, temizlik görevlileri, masaları ya da yerleri çok daha iyi siliyorlardır ama onların da yardım ediyor olması aslında doğruyu yapma duygusunun içinde oluşmasına yol açan bir şey. Yine aynı sınıftayım. Bu sefer okulun müdürüyle beraberim. Şimdi daha önce dedim acaba heyecanlandın mı? Burada çünkü çok tatlı 3 tane kızımız var. Ve bir tanesi Aleyna. Aleyna Türkiye'den gelmiş. Ailesiyle burada yerleşmişler. En sonunda bana Türk olduğunu söyledi. Ben fark etmedim bile. Çünkü öğretmeni demiş ki ona en sonuna kadar sakla, en sonunda söylersin. Sürpriz olsun demiş. Ama o dayanamadı. Biliyor musunuz ben Türkçe konuşuyorum dedi. Çok da güzel konuşuyor ve çok da güzel bir kız. Şimdi okulun işte school principal denilen şey, işte okulun müdürü. Ne sordum siz de heyecanlanmayın dedim. Kızlar heyecanlıydı çünkü. O dedi ki yok ben alışığım dedi. Yani dünyanın birçok ülkesinden gelen televizyon ekipleri zaten yani BBC'den bile işte Finlandiya eğitim sistemini öğrenmek için çok sorular sordular. Bizim okulumuzda da çekim yaptılar dedi. Yani her ne kadar şimdi beni anlamamışken küçük bir dedikodu da yapayım size. Çok da heyecanlı gözüküyor. Ben çok rahatım demesine rağmen aslında biraz da gergin durumda. Ben şimdi onu biraz rahatlatayım en kolay soruyu sorarak. Finlandiya eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz diyerek. Thank you so much. Çok teşekkür ederim bizi buraya davet ettiğiniz için. Çok güzel bir yer gerçekten. Okul harika. Parlak öğrenciler, mükemmel insanlar. Böyle bir eğitim sistemine sahip olan çocuklar da çok mutlu görünüyorlar benim gözüme doğal olarak. Çok memnun oldum çocuklarımızın mutlu olduklarını fark ettiğiniz için. Zaten bizim eğitim amacımız da bu. Öncelikle mutlu hisseden çocuklar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Çocukların her biri bir potansiyelle doğuyor ya. Her birimizin kendimize has yetenekleri, ilgi alanları, becerileri var mesela. Önemli olan çocuklardaki bu özellikleri gün yüzüne çıkartmak. Finlandiya eğitim sisteminde çocukların neye eğilimli olduğunu hangi kriterle nasıl belirliyorsunuz? Bizim bir değerlendirme sistemimiz var. Matematik, coğrafya ya da kimya alanında kimin neye yeteneği varsa keşfe çıkıyoruz. Nasıl söyleyeyim? Öğretmen öğrencisini çok iyi tanır. Öğretmenler gerçek anlamda çocukla iletişim kurarsa onu ve ilgi alanlarını çok iyi öğrenir. İşte bu da fark yaratır. Öğrencinin kendisi de karar verir tabii. Fiziğe, spora, sanata, bilime ilgisi varsa gelir söyler. Biz bunun yolunu açarız. Girls, are you happy in the school? Yes.
Why? Yeah, we get along with most of the teachers, like every teacher. Is there any specific teacher that you admire the most? Sen bana en sonunda sakladın, söylemedin. Ama Türkçe konuştuğunu en sonunda sırrını paylaştın. Kaç yaşındasın? Efendim? Kaç yaşındasın? 14. Adın ne? Aleyna. Aleyna, burada doğdun. Evet. Helsinki'de doğdun. Nasıl bir şey Finlandiya'da yaşamak senin için, Türkiye ile karşılaştırdığında? Okullar daha az sürüyor, daha çok seviyorum. Türkiye'de çok sürüyor bence. Bir de okul kıyafet olmadığında daha güzel. Öyle. Okullarda da artık kıyafetler serbest biliyorsun değil mi Türkiye'de? Bilmiyorum. Benim kuzenim okulda daha kıyafet giyiyor. Burada en sevdiğin dersi sorayım, öyle bitireyim. Müzik. Müzik. Aleyna muhtemelen yani hayatı boyunca eğer fırsat bulursa iyi bir müzik eğitimi alabilir. Ve Aleyna gibi çocuklardan müthiş bir müzisyen çıkabilir. Yani önemli olan şu, çocukların yeteneklerini keşfetmek. Onun için de okul müdürünün söylediği şey çok önemli. En büyük farkımız öğretmenlerin öğrencilerle çok yakından ilgilenmesi ve onların kişiliklerini keşfetmesi ve onlara önerilerde bulunması. Yani yollarını çizmesi. Bir çocuğun kafası karışık olabilir, çevresinden etkilenebilir. Ama gerçek yeteneklerini ancak sınıfındaki işini iyi yapan hoca, ne diyor? Yüksek lisansı olmadan bir insanın öğretmen olması mümkün değil. Bu kadar üstün dereceli bir eğitim aldıktan sonra öğretmen olan birinin zaten eğer tutkusu yoksa o öğretmenliği yapmasın. Bazı meslekler çok özeldir. Öğretmenlik mesela. Öğretmenliği tutku için yaparsın. Fark yaratmak için yaparsın. Bir çocuğu yetiştirmek için yaparsın. Bütün çocuklar, yine söylüyorum, bütün dünyada eşit doğuyorlar. Farkı yaşadıkları süreç değiştiriyor. Yani hayatına dokunan iyi bir öğretmen varsa o çocuktan muhteşem bir bilim adamı, iyi bir dansçı, harika bir ressam, iyi bir yönetmen ama en önemlisi iyi ve sorumluluk sahibi ve yarınları güzelleştirmek isteyen vatandaş çıkıyor. Ahlaklı, bilinçli ve vicdanlı. Amaç da bu zaten eğitimde. Farkı yaratan da bu. Burası University of Helsinki, yani Helsinki Üniversitesi. Helsinki Üniversitesi de tabii devlet okullarından bir tanesi. Üniversiteye gitmek ben her zaman söylerim biliyorsunuz. Yani hepimizin, Türkiye'deki yani çocukların tamamının üniversiteye gitme arzusunun olduğunu biliyoruz. Yani Türkiye'de neredeyse 200'den fazla üniversite var artık ve herkes üniversiteye gitmek istiyor. Herkesin üniversite mezunu olması gibi bir zorunluluk bence yok. Ama meslek liselerini çok kaliteli hale getirebilirsek, orta dereceli okullarda altın bilezik taktıracak iyi bir eğitim verebilirsek, herhangi bir konuda çocukların potansiyeli olduğu ya da yeteneği olduğu herhangi bir konuda çok iyi bir eğitim verebilirsek üniversite diplomasına gerek kalmaz. Avrupa'da genellikle de böyledir zaten. Yani liselerden mezun olanlar çok spesifik alanlar dışında üniversiteye gitmezler. Üniversite, Helsinki Üniversitesi önemli bir kuruluş. Yani ülkenin en tabii ki gözde üniversitelerinden bir tanesi ve üstelik herhangi bir yani üniversiteye para ödemek zorunda değil öğrenciler. Ama şimdi artık yavaş yavaş dışarıdan da mülteciler gelmeye başladı. Dışarıdan gelen ya da Avrupa Birliği dışından gelen, mesela Türkiye'den gelen bir üniversite öğrencisine de burada 15-20 bin euro gibi yıllık ücretler söz konusu. Merak ediyorum. Acaba yani herkesin üniversiteye gitme zorunluluğu var mı? İş bulmak için, iyi bir gelecek oluşturmak için kendisine. Ya da üniversiteye girmek zor mu acaba? Hani sınavların olmadığı gibi bir mitoloji vardı ya, öyle bir şey yok. Bunu öğrenmiş olduk. Her okulda sınavlar var. Ve üniversiteye giriş için de inanılmaz sınavlar var. Thank you so much for being with me. Çok teşekkür ederiz. Bizimle birlikte olmanız çok önemli gerçekten. Finlandiya Üniversitesi hakkında biraz daha bilgi sahibi olmak isteriz. Şimdi burası bir devlet okulu. Eğitim ücreti de yok. Finlandiya'nın eğitim sistemi hakkında biraz bilgi paylaşabilir misiniz bizimle? Finlandiya eğitim sistemi çok iyi bir seviyede. Önemli hususlardan biri eğitimin ücretsiz olması. Sadece üniversite seviyesinde yabancı öğrencilerden ücret alıyoruz.
Bu öğrenciler ilkokul, ortaokul, lise ve meslek okulu için ücret ödemiyorlar. Ancak bazı zorluklarla da karşılaşıyoruz. Çok yüksek seviyede olması gerekiyor. Bildiğiniz üzere Finlandiya 2000'de PISA ilk gerçekleştirildiğinde bir numaradaydı. Ancak elbette yakın zamanlarda başarıda biraz azalma oldu. Yine de oldukça yüksek bir seviyede. Sınav sistemi hakkında biraz daha detay paylaşmanızı istiyorum sizden. Üniversiteye girmek için bir öğrenci yaklaşık kaç sınava girmeli mesela? Bu biraz zor bir durum. Yılda sadece bir tane sınıf içi sınav oluyor. Yani yılda bir sınav değil mi bu? Evet. Bu da uluslararası bağlamda Finlandiya'daki öğrencilerin eğitim hayatlarına ara verdiği yılların en çok olduğu anlamına geliyor. Üniversiteye giriş için yaş ortalaması 24. Liseden sonra birçok boş yıl oluyor. Bunun sebebi ise öğrencilerin üniversiteye girmede zorlanmalarıdır. Ancak girdikten sonra bayağı ilgili oluyorlar ve çalışmalarında başarılı oluyorlar. Yine de çok seçici bir sistem ve bununla ilgili değişiklikler de olabilir. Buraya gelmeden önce Finlandiya sistemini bilen arkadaşlarımın çoğu size bu soruyu sormamı istediler benden. Finlandiya'da okullarda gerçekten sınavların yapılıp yapılmadığını bilmek istiyor herkes. Çünkü Finlandiya'da ödev yok, sınav yok miti çok yaygın. Bununla ilgili yaygın bir söylenti var gerçekten de. Ama doğru değil sanırım. Evet, bu açıdan baktığımızda doğru aslında. Diğer ülkelerde olduğu gibi standart sınavlarımız olmuyor. Finlandiya'da bu tarz sınavlar yok. Sadece bir tane sınav var. Bu da lisenin sonunda yapılıyor. Ona abitur diyoruz. Tek standart sınav tipinde olan sınavımız o. Diğer sınavlar öğretmenlerin kendi yaptığı sınavlar. Yani tamamen öğretmene bağlı. Evet, öğretmenler kendi sınavlarını yapıyor. Bu da öğretmenlerin otoritesinin korumasını sağlıyor ve öğretmene olan güven artıyor. ABD'de olduğu gibi sınavların dışarıdan bir kaynaktan gelmesindense Finlandiya'da direkt öğretmenden geliyor. Finlandiya eğitim sisteminin başarısının arkasındaki sır nedir peki? Örneğin Finlandiya PISA testlerinde çok yüksek seviyede. Bunun başlıca sebebi nedir sizce? Ana nedenlerinden bir tanesi öğretmenlerimizin yüksek bir seviyede olması. Öğretmenlerin hepsi master seviyesinde eğitime sahip. Çok iyi hazırlanıyorlar ve çok ilgililer. Öğretmenlerin yalnızca %3 veya 5'i öğretmenliğe kabul ediliyor. Öğretmenler için de girmesi çok zor. Girmesi zor ve giren öğretmenler de çok ilgili. Bu sırrımız olabilir. Haliyle maaşları da yüksektir tabii. Bizim toplumumuzda farklı alanlarda maaşlar arasında çok büyük bir fark yok. Oldukça iyi maaşları var ancak çok yüksek değil. Yeterli bir maaş olduğunu söyleyebiliriz. Öğretmenlerin diğer mevzuları da var. Örneğin uzun tatilleri var. Evet, kesinlikle. Ama buna ihtiyaçları var. Türkiye'de bizim birçok sorunumuz var. Şu anda toplumsal olarak sorunlarla uğraşıyoruz. Suriye mülteci sorunu bunlardan bir tanesi mesela. Örneğin Helsinki Üniversitesi'nde mülteci öğrenciler var mı? Evet. Helsinki Üniversitesi'nde mülteci öğrencilerimiz var. Ayrıca eğitim sistemimizde ve meslek okullarımızda da mülteci öğrenciler var. Teşekkür ederim değerli görüşleriniz için. Ben teşekkür ederim. Üniversite çok önemli tabii Finlandiya'da da. Çünkü üniversiteye girmek çok zor. Burası Helsinki Üniversitesi yine. Helsinki Üniversitesi'nde biraz önce katıldığım bir açık forum vardı. Çok hoşuma gidiyor böyle. Yani günün her saatinde akşam 8'e kadar mesela tartışmalar var, konuklar var. Mesela biraz önce Venedik'in taşları konusunda mimari öğrencilerinin daha çok dikkatini çekebilecek bir konferans vardı. Deyim yerindeyse her kesimden insan deniyordu. Bu inanılmaz bir şey. Gazete okumak gibi, dergi okumak gibi merak etme duygusu. Çok zor üniversitelere girmek. Mesela Helsinki Üniversitesi ülkenin en prestijli üniversitesi. Ve yaklaşık ülkede 18 üniversite var zannediyorum. Ama burası en çok çocukların girmek istediği. Mesela diyelim ki psikoloji okumak istedi bir öğrenci. 2 kişi alıyormuş sadece. Yani yılda 2 kişi. Özellikle de iyi bir sınavla alması çok dikkat çekici. Thank you so much. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkürler. Eğitim sisteminin kalitesi ve yeni neslin ihtiyaçları büyük tartışma konusu ya günümüzde. Genç nesil mesela çok farklı. Örneğin 20 yıl öncesinde bizim hayal bile edemediğimiz birçok farklı şeyler onların elinin altında. Her şey artık çok hızlı değişiyor ve tüketiliyor. Finlandiya'nın dünyanın en iyi eğitim sistemlerinden birine sahip olmasıyla ilgili büyük bir kabul görmüşlük var dünya çapında. Bunun sebebi ne?
sizce? Kendi kişisel görüşünüz nedir? Bu çok zor bir soru. Evet, farkındayım. Komplike bir soru. Bunun birçok cevabı var. Elbette biz iyi eğitim görmüş ve işlerine sıkıca bağlı öğretmenlerimizden bahsetmek isteriz. Yaptıkları işlere güveniyorlar ve sorumluluk sahibiler. Sorumluluk. Bence bu çok önemli bir kelime. Siz özellikle bu kelimeyi kullandınız. Sorumluluk kavramını örneğin ilkokulda öğretiyor musunuz Finlandiya'da? Bu sorumluluk özelliğini nerede kapıyorlar? Öğretmenler için soruyorsunuz değil mi? Evet, kesinlikle. Elbette eğitim başlangıç noktasıdır. İlk olarak Finlandiya'da öğretmen olmak isteyenler için öğretmenlik eğitimi programlarına kabul edilmeleri çok zor. Başvuranların yalnızca az bir kısmı üniversitede öğretmenlik okumak için kabul ediliyor. Hangi kriterlere göre seçiliyorlar mesela? Çok kriter vardır diye düşünüyorum. Evet, çok kriter var. Yazılı sınavlara, mülakatlara ve yeterlilik sınavı sonuçlarına bakılıyor. Çok seçici bir süreç. Mülakatlarda büyük ihtimalle benim tahminim daha çok kişiliğe göre bir seçim yapılıyor. Kişiliği de değerlendiriyor musunuz gerçekten? Hayır, tam olarak değil. Kişilik testlerimiz yok. Mülakatı yapanlar, başvuranların işe kendini adamış mı ve sorumluluk sahibi öğretmenler olmak istiyorlar mı, bu tarz şeylere bakıyor. Bu eğitim programlarına girmek genellikle çok zor oluyor. Ama öğrencilerin de üniversiteye girmesi çok zor olsa gerek. Evet, ve başka programlara da girmek zor. Neden öyle peki? Başvuranların sayısı üniversitemizde mevcut çalışma alanlarından daha fazla olmasından dolayı bu şekilde. 5 milyonluk bir toplumdan bahsediyoruz. Evet, ama diğer profesyonellere de ihtiyacımız var. Sadece üniversite eğitimi almış olanlara değil. Ancak yine de yüksek öğretim almış kişilere de ihtiyacımız olacak gelecekte. Eğitim sistemimizin başarılı olmasının bir başka sebebi, Finlandiya'da eğitime ve öğretmenlik mesleğine genel olarak değer verilmesidir. Size son bir sorum var. Sizce Finlandiya'daki öğrencilerin çoğu sahip olduklarıyla mutlular mı? Mutlu çocuklar mı? Evet, öğrencilerin çoğu mutlu. Buna dair kanıtımız da var. Ancak tatmin olmayan gençlerin de olduğuna dair kanıtlar var. Finlandiya'da bu tarz sorunlar da mevcut. Bu sorunlar neler mesela? Bazı gençlerin zihinsel problemleri olabilir veya aile sorunu yaşıyor olabilir. Bir yerlerde Avrupa'da boşanma konusunda Finlandiya'nın bir numara olduğunu okumuştum. Bu doğru olabilir mi sizce? Evet, olabilir. Ancak ben bunu daha önce hiç duymadım. Sizin mutlu evliliğiniz var mı mesela? Evet, mutlu bir evliliğim var. Tebrikler, çok teşekkür ederim. Sadece Türkiye'de değil, yani ben Türkiye'deki eğitim sistemini her zaman eleştiriyorum biliyorsunuz. Yani Türkiye'deki eğitim sisteminin ezberci olduğunu hep söylüyorum. Yani ilkokuldan itibaren kavramların öğretilmediğini, pes etmemenin, cesaretle bir şeye tutunmanın ya da yani toplumda herhangi bir başarısızlığa neden olan herhangi bir eksikliği giderebilecek cesareti yüklenecek sorumluluğun çocuklara öğretilmediğini düşünüyorum. Yani çabuk pes ettiğini düşünüyorum çocuklarımızın. Yanımda çok önemli bir konuk var. Finlandiya'nın ambassador'mış üstelik. Yani büyükelçi. Finlandiya'nın dışarı en iyi eğitimi anlatabilecek bir pozisyona ihtiyacı varken bir hükümet yeni bir post oluşturmuş ve adına da büyükelçi demiş. Büyükelçinin görevi bütün dünyadaki bu eğitim krizine çözüm bulmak ve Finlandiya'dan başlayarak bütün bu müthiş eğitim sistemlerini dünyaya anlatmak. Thank you so much for joining. Bugün bana röportaj verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Böyle bir konuma sahip olmanız çok önemli bence. Çünkü tüm dünyayı ilgilendiriyor. Mesela günümüzde eğitimle ilgili bir kriz var. Bu kriz tam olarak nedir sizce? Dünyada tartışılan bir şey ya. Bunun üstesinden nasıl geliriz? Elbette bu kolay olmayacak. Ama nereden başlamamız lazım size göre? Well, thank you for having... Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Evet, ben Finlandiya'da Dışişleri Bakanlığı'nda eğitim büyükelçisi olarak görev yapıyorum. Küresel öğrenme krizinden bahsettiğimizde birçok insan çocuk eğitime erişebiliyor. Önceki zamanlara göre daha çok insan okula gidiyor ancak birçoğu aslında öğrenmiyor. Örneğin belki 10 yıl öncesinde Türkiye'de yaklaşık 55 üniversite vardı diyelim. Şu anki sayısı 210'ların üstünde. Öğrencilerin ihtiyaç duydukları kaliteli bir eğitim almamasıyla ilgili bir sorun var. Tartışılıyor bu.
Bu insanları biraz da geriyor hatta. Okulların sayısı gittikçe artıyor ama eğitim kalitesi de düşüyor. Bu çok büyük bir çelişki. Evet, burada söz konusu eğitimin kalitesi. Doğru politikalar, öğretmenlerin yeterliliği ve aldıkları eğitim de ele alınmalı. Örneğin Finlandiya'da eğitimimizi uygulamaya geçirmede onlarca yıllık deneyimimiz var. Sağlam ve iyi eğitim sistemimizde biliniyoruz. Çok iyi bir eğitim kalitesine sahibiz. Bunu başarmak da zaman aldı. Finlandiya uygulamalarını ve yıllardır öğrendiklerini paylaşmaya açık bir ülke. Öğrencilere sınavlara girmeleri için baskı uygulanıyor mu mesela Finlandiya'da? Örneğin Kore'de öğrencilere inanılmaz derecede bir baskı olduğunu okudum. Ama aynı başarıya sahipler. Finlandiya neyse Kore'de o. Finlandiya sisteminden gurur duyuyorum. Okul günleri ortalamaya göre çok daha kısa, ödevler daha az ve eğitimle ilgili harcamalar da daha az. Ve buna rağmen sonuçlar çok iyi. Diğer OECD ülkelerine kıyasladığımızda. Eğitim kalitesi ve sosyal refahla ekonomik büyüme arasında bir ilişki olduğunu düşünüyorum ben. Sadece ben değil, herkes düşünüyor aslında. Bunları nasıl ilişkilendirebiliriz? Finlandiya 100 yıl öncesinde fakir bir tarım ülkesiydi. Şuna inanıyoruz. Biz bunu eğitim sayesinde başardık. Eğitim kalitesini arttırdıkça ekonomik büyümeyi hızlandırdığımızı gördük. Şu anda güçlü bir ekonomimiz varsa yaratıcı çocuklar yetiştirmeyi başarabildiğimiz için üstelik hayat boyu öğrenme açlığı olarak görüyoruz. Başarmaya çalıştığımız şey merak duygusunun ömür boyunca sürmesini sağlamak. Sadece akademik bilgi değil, çalışma ortamında eğitilen çocukların öğrendiği bilgi de ekonomi çok önemli. Unutmayalım ki dijital dönüşümün yaşandığı küresel ekonomide akıl üreten zeki çocukların katkısı fark yaratıyor. İnovasyona yönelik eğitimi öncelikle eğitim modeli olarak görüyoruz. Böyle görmezsek dünyanın gelişmiş ülkeleriyle yarışamayız. Her çocuk hazinedir. Bu baskının oluşması yaratıcı zekayı, o da ekonomik sağlam büyümeyi mümkün kılıyor. Bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ali Koç, Helsinki'de benim yanımda. Ali Bey, bildiğim kadarıyla pizza testlerinde de bir değişiklik söz konusu. Ne olacak orada? Çok önemli bir değişiklik hazırlığı devam ediyor. Biz hep akademik başarıyı ölçmekle, ülke olarak da, dünya olarak da bununla uğraştık. Bu kolay bir şey aslında. Hani matematiği bir öğrencinin öğrenip öğrenmediğini kolaylıkla ölçebiliyoruz. Hangi tip testi yapacağımıza karar veriyoruz. Ama yeni çağ çocuklarda daha temel bazı beceriler arıyor. Tutku, sebat, merak, yaratıcılık. Bunları hep konuşuyoruz ama bunları ölçülemez diye düşünüyoruz. Artık dünya bunun ölçülebileceğini anlamaya başladı. Ve bir sonraki, bu sınavda olmasa da sonraki sınavda artık daha çok beceriyi ölçmeye başlayacaklar. Bunun anlamı ne olacak biliyor musunuz? Gerçekten tutkusu olan, gerçekten yaratıcılığı olan, merakı olan bireylerin öne çıktığı, çocukların öne çıktığı, eğitim sistemlerini buna göre yapılandıran ülkelerin öne çıktığı bir çağa doğru gidiyoruz. O yüzden hızla akademik eğitimi, akademik bilgi yüklemesine dayalı eğitimi çok acil terk ediyor. Beceriye dayalı eğitime geçiyor olmamız lazım. Çünkü bilginin okuldan ve öğretmenden geldiği, becerinin çevreden edinildiği dönem kapandı. Artık bilgi her yerde çünkü. Bilgi o kadar kolay ulaşılabilir bir şey ki, ama o bilgiye ulaşmamıza yol açacak merak, tutku, sebat, azim, bunlar artık yavaş yavaş kaybettiğimiz şeyler. Şimdi bunları kazanmanın zamanı. O yüzden artık beceri okuldan, bilgi çevreden ve bilgi her yerden önemli. Söylediğiniz şeyler zaten bizim eğitim sistemimizde var olmayan, çocuklarımızı bu şekilde, yani sebat ya da hayal gücü ya da tutku ya da bir hedef koyma ya da işte bir arada beraber çalışabilme, ekip çalışması kurabilme şeklinde yetiştirmedik ki. Daha da vahim sonuçlar almayalım mı bu şimdi yeni değişen sistemde, pizza testlerinde? Zaten tam matematikte okuduğunu anlamada, bir de fende başarısız derken, bir de burada başarısızlığım ortaya çıkarsa kötü. Evet, yok, ben çok umutluyum aslında. Çünkü sınava değil, hayata hazırlayan bir eğitim modeli kurarsak, bizim gibi
özellikle bizim kuşak ebeveynlerin hayatın içinde öğrenmiş, kendi tutkusuyla, azmiyle bir yerlere gelmiş insanların kendi çocuklarına da bunu aşılaması. Aslında bugün ebeveynler ne yazık ki çocuklarının öğretmenlerine dönüşmüş durumdalar. Çocuklarına ders çalıştırıyorlar. Daha önemli olan aslında annelerinden, babalarından, çevrelerinden aldıkları beceriyi çocuklarına aktarmak. Eğer bu becerileri aile ve okul çocuklara aktarmayı başarırsa bu topraklar buna çok uygun topraklar. Çünkü ben ülkemizin bu yeni modelde eğer doğru zamanda değişebilirsek, değişmesi gereken şey çocuklar değil, değişmesi gereken şey öğretmenler ve ebeveynler. Onlar beklentilerini çocuklarına dair değiştirirlerse dünyanın beklentilerini karşılayan, dünyayı değiştirecek çocuklar ülkemizden kolaylıkla çıkabilir. Türkiye'de genellikle öğretmen yapısında nasıl bir gözleme sahipsiniz? Öğretmenler aslında önemli bir dönüşüm yaşıyorlar Türkiye'de. Bir tek ne yazık ki engelimiz var, o da şu: öğretmenler proje ve değişim yorgunu. Her yıl, her bakan değişikliğinde, her müsteşar değişikliğinde sistem değişmesi nedeniyle öğretmenler artık değişime biraz korkuyla bakıyorlar. O yüzden biraz sakinleşelim. Dünyanın çok hızlı değiştiği çağda başımız dönmeye başladı. Bence biraz sakinleşirsek, belki durduğumuz yere biraz daha sağlam basarsak öğretmenler de bu değişimi, hem de mimarı olacakları değişimi kolaylıkla sahiplenebilirler. Peki mesela öğrenci artık kendi isteklerini dile getiriyor ve talep ediyor ya. Mesela ben şunu öğrenmek istiyorum ya da şu derse girmek istiyorum ya da şöyle bir şey eğitim almak istiyorum. Müfredatta yok diyen öğretmenler tarihe mi karışacak yani? Onlar karışacak. Mümkün mü peki sistemde? Mümkün. Aslında bu değişimi içimizde hissedersek bu mümkün. Müfredat pek çok konuda bize olanak sağlıyor aslında. Biz değişime direndiğimiz için müfredatın bizi sıkıştıran yerini daha çok öne çıkarıyoruz. Müfredatın bizi özgürleştiren yerini öne çıkarırsak. Yani tarihi illa sınıfta anlatmak zorunda değiliz. İstanbul'da tarihi, İstanbul'un yani İstanbul tarihini, gibi şehirde, İstanbul değil mi? Gibi bir şehirde PowerPoint'ten anlatılan tarih anlayışından vazgeçebilirsek bu işler bence çok çıkar güzel. Çocukları dışarı, hayatı evet, öğrensinler. Hayatı öğrensinler. Çok teşekkürler. Şimdi tabii ki Türk öğrenciler de burası için çok araştırmalar yapılıyor. Türk öğrenciler geliyor. Birçok üniversitede Türk öğrencilerin olduğunu biliyorum. Onlardan bir tanesiyle tesadüfen karşılaştım. Biraz sonra tanıyacaksınız. Muhammed benim programlarımı seyreden genç arkadaşlarımdan bir tanesi. Bu ülkeye gelmiş, ailesiyle birlikte yerleşmiş. Bu ülkede üniversiteye gidiyor ve ailesinin bir işletmesi var. Yani adapte olmuş 11 yıl boyunca da. Ülkenin dilini öğrendiği gibi artık sistemine de haiz bir durumda. Merhaba, bir kez her şeyden önce benim programlarımı seyreden bir genç olduğun için sana teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şimdi sen yıllardır burada yaşıyorsun ve Finlandiya Üniversitesi'nde mi öğrencisin? Evet, Metropolia Üniversitesi 2. sınıf öğrencisiyim, Avrupa İş Yönetimi. Şimdi bizi buraya ne getirdi bizim ekibi? Sana söyleyeyim. Ben istiyorum ki tabii Türkiye dünyanın en güçlü ekonomilerinden birine sahip olsun. Bunun için de çok iyi eğitilmiş bir nüfusa ihtiyacımız var. Özellikle gençlerin çok iyi eğitilmesi lazım. Dünyadaki iyi örnekler neler bir bakmak istiyoruz. Yani ben programlarımda da vurgulamak istiyorum özellikle. Şimdi genel senin görüşlerin ne? Finlandiya'daki eğitim sistemi mükemmel bir eğitim sistemi. Her ülkeye alıp bu aynı sistemi uygulasan gidip o ülkeye başarılı olacak diye bir şey kaide var mı sence? Bir benden genel izlenimlerini paylaşsana bir öğrenci olarak. Şimdi ilk olarak Finlandiya eğitim sistemi aslında bu kadar büyük soru işaretlerine gerek yok bence. Çünkü burada genelde müfredata ya da kitaplara bağlı kalınmıyor. Daha çok uygulamaya yönelik öğrenciler çalıştırılıyor. Grup ödevleri ya da vesaire benzer şekilde. Ve öğrenciler daha çabuk adapte olabiliyor eğitim hayatına ya da eğitim sonrası iş hayatına. Tabii ne ki, demek adapte olmak yani? Hazırlıyor yani mu iş yani buradaki hayatını? Üniversiteler, evet tabii ki. Nasıl uygulama üzerine olduğu için genelde zaten işlenilen dersleri bizde müfredat takip edilirken burada bizzat yerinde gözlemlenebiliyor. Öğrencilere bu fırsatı sunuyorlar. Bak bizde o yok mesela. Evet. Yani mesela iletişim fakültelerinden mezun olan çocukların mesela bir televizyonda çalışacaksa montaj yapmadan televizyonlara başlamak zorunda olduğunu biliyoruz. Evet. Makineleri kullanmaktan bile maalesef o imkanlardan bile yoksunlar. Bizim mesleğini hazırlamıyor bir kez eğitim bizde. Evet, aynen öyle. Bizim maalesef ülkemizde sistem her gün, her geçen gün öğrencilerden uzaklaşırken burada her geçen gün daha da yaklaşılıyor herkese. Maddi ve manevi olarak öğrenci her şekilde öğrenciye destek veriliyor.
ve bu da onları tabii ki çok iyi motive ediyor. Türkiye'den geldiğinde buradaki sistemi görünce biraz şey yaptın mı? Adapte olmakta zorluk çektin mi? Eğitim olarak mı? Eğitimde bir adaptasyon sıkıntısı yaşamadım. Aksine çok kolay oldu her şey. Eğitimde bütün kolaylıklar ve olanaklar sağlanıyor öğrenciye. Onun için hiçbir sıkıntısını yaşamadım. Aksine çok rahatladım. Öğretmenlerin çok kaliteli olduğunu evet, görüyorum. Mutlaka master şey derecesi olması gerektiği ve öğretmen olmanın çok zor olduğunu öğrendim burada. Öğretmenlerimiz evet, genelde hepsi çok iyi eğitimler almış. Bütün Finlandiya için geçerli bu. Hepsi çok iyi eğitimler almış. İki hatta üç dil konuşabilen insanlar. İsveç de burada zorunlu dil. İkinci resmi dili Finlandiya'nın. Onun dışında hepsi de İngilizceye çok hakim. Finlandiya'da İngilizce konuşabilme oranı da çok yüksek. %80'lerde. Helsinki'de, başkentte bu daha da yüksek tabii ki. Onun için ben de bütün burada 11 yıldır buradayım. Hep İngilizce konuşarak hayatımı sürdürebildim burada. Harika bir şey bu. Çünkü Fince dünyanın hiçbir ülkesinin diline benzemeyen bir dil grubunda. Yani Ural Altay dil ailesinden Türkçe ile aynı grupta aslında. Evet. Fince'yi öğrenmek de kolay olmasa gerek. İngilizceye de pek yatkın değil. Buna rağmen Finlerin bu kadar iyi İngilizce konuşabilmesini neye bağlıyorsun? Nasıl bir eğitimden geçiyor ki çocuklar bu kadar rahat ve detaylı bir İngilizce de kullanabiliyorlar? Uygulamadan dolayı tekrar. Çocuklar küçük yaşlarda çok iyi İngilizce bilen öğretmenlerden ya da ana dil İngilizce olan öğretmenlerden eğitim alıyorlar. Ve kendi aralarında da İngilizce derslerinde İngilizce konuşuluyor. Bütün öğrenim hayatlarında. Bu da tabii sürekli pratik yapmalarını sağlıyor. Onlar pratik yaptıkça burada 12 yaşında, 13 yaşında çok İngilizce konuşan çocuklara rastlamak mümkün olabiliyor. Çok çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Başarılar. Teşekkürler. Doğrusunu söylemek gerekirse ben bir mucize hikayesi görmedim. Yani Finlandiya eğitim sistemiyle ilgili gerçekten çok merakım vardı. Her zaman buraya gelmek ve bu programı yapmak istedim. Ama Finlandiya eğitim sisteminin Finlandiya ekonomisine bir faydası var. Yani kendi içlerinde bile birçok eleştiriler çıkmaya başlamış bile. Çünkü dünya değişti artık. Farklı ülkelerden göçmenler Avrupa ülkelerine geliyorlar. Ve Finlandiya şunu fark etmiş. Hiçbir başka kültürle çocuklara iletişim kuramıyor. Çünkü o kadar izole bir yaşam içinde hapsolmuşlar ki farklı dünyalar, farklı kültürler, farklı diller, farklı inançlar gördüklerinde neye uğradıklarını şaşırıyorlar ve kendi kültürlerine o kadar bağlılar ki dışarı açık değiller mesela. Bu Finlandiya'nın yaratıcılığını öldüren bir şey. Ben tutkulu bir babanın çocuğuyum. Benim babam yani hem hukuk fakültesi mezunu hem de eczacılık fakültesi mezunu ve okumayı çok seven bir insandı. Hayatımız boyunca özellikle annemle ben çok istedik yani yazmasını, kitap yazmasını, yaşadıklarını anlatmasını. Siyasetçiydi ama aynı zamanda iyi bir vatanperverdi. Ve tarihi çok iyi bilirdi. Bu tarihin içinde muazzam ahlaki öğretileri vardı ve tarihten süzdüğü hikayelerle bize onları öğretti. Tekrar babama teşekkür ederim. Cemal Seymen benim için çok önemli bir imzadır. Ama aile öğretimin en önemli yeri, eğitimin bana kalırsa en vazgeçilmez ocağı. Ailenin içinde ne öğreniyorsak o, ahlakı öğreniyoruz. Hayata bakmayı, hayata karşı bir tutum edinmeyi. Babam ülkesi için çok çalıştı. Gelecek için çok çırpındı. Bir vatanperverdi ve bir cumhuriyet çocuğuydu. Ben de tavol olarak onun gibi oldum. Onun için istiyorum ki odamda, salonumda bir kütüphane olsun. Mutlaka döndüğüm her yerde bir kitap göreyim. Kitabın içinde başka insanlar çıkarabileceğiniz, kendi içinizden yeni yeni yollar bulacaksınız. O yolları kaybetmemenizi dilerim. Onun için Finlandiya eğitim sisteminde öğretmenleri dinlerken ben çocuğa mutlaka ama mutlaka tüm dikkatimi vermezsem o çocuktan verim alamam dediğinde ne demek istediğini anlıyorum. Finlandiya'dan ayrılıyorum. Burası Avrupa'nın belki de en az güneşi gören ülkelerinden bir tanesi. Ama getirdiği eğitim sistemiyle ülkeye güneş doğdurmuş gerçekten. Yani Finlandiya gibi bir ülkenin dünyaya milyonlarca dolarlık silah satışını gerçekleştirmesi bile şaşırtıcı. Türkiye yani en ihtiyaç duyduğu anlarda Finlandiya gibi ülkelerden çok ilginç reaksiyonlar alıyor. Suriye harekatında mesela Türkiye silah satışını durdurdu. Ben isterim ki Türkiye'nin yani herhangi bir teknolojiyi
kendi sınırları dahilinde üretmesi ve böyle ülkelerden herhangi bir şekilde ihtiyacı olduğunda tokat yememesi. Onun için eğitimle ekonominin arasında çok büyük bir bağlantı var. Güneşi görmüyoruz, evet. Yani yağmur var, çok yağmur var ve soğuk var ama size şunu söyleyebilirim. 7-8 derece şu anda. Ekim'in sonlarına doğruyuz ve 7-8 derece bir mucize aslına bakarsanız. Ben arkadaşlarımı ikna ettim. Hem yani Faruk'u hem de Gökhan'ı önce çekmek istemediler. Çünkü görüntünün iyi olmayacağını düşündüler. Ve beni eleştirirsin dedi Faruk mesela. Ben ısrar ettim çünkü istedim ki bu puslu Helsinki'yi de görün. Çoğu insan mutsuz, boşanma oranları çok yüksek ve belki de intihar oranlarının en yüksek olduğu Avrupa ülkesi ama yani mutlu çocuklar yaratmaya başarmışlar. Ekonomiyle eğitim kalitesi arasında büyük bir bağlantı var. Eğitim kalitesini 0.5 puan yükselttiğimizde 3 puan birden ekonomideki sıçrama, yani ekonomik gelişme, yani ekonomik büyümenin, kaliteli büyümenin, istihdam yaratan büyümenin önünü açabiliyoruz. Okula değil. Kendinize güvenin. Kendinizi keşfedin çocuklar. Kendinizi bilin. Yeteneklerinizi keşfedin. Potansiyelinizin farkına varın gençler. Söylemek istediğim buydu. Bunun için Finlandiya'ya geldim. Helsinki karanlık, biraz sıkıcı bir şehir. Finlandiya'nın kendisi. Ama Türkiye çok renkli, dinamik, harika, cıvıl cıvıl. İçinden yeni ülkeler çıkaracak ve yeni gelecekler kuracak kadar muhteşem bir ülke. Ülkemizin kıymetini bilelim. Yeter ki insanımızı eğitelim. Hayal kurarak başaramayacağımız hiçbir şey yok. Karar verirsek başarırız. Faruk ve Gökhan'la birlikte Finlandiya'dan ayrılıyoruz. Türkiye'ye dönüyoruz. Türk çocuklarının başaracağına inanarak, güvenerek ve Türkiye'nin yükseleceğini bilerek, bilimden ayrılmadan, Atatürk'ün çocukları olduğumuzu asla ama asla unutmadan, Avrupa, Amerika hayranlıkla bizi izler. Sadece inanmak gerekir. Ben Finlandiya'da bunu öğrendim. İyi akşamlar Türkiye. Biz güçlüyüz. Güçlü kalmaya devam edeceğiz. Ben Cem Seymen. Hoşça kalın.